Böyle mi konuş? Baksana. Herkes... Annem. Nagihan arkadaşımızın da burada olmasının sebebi... Büyük olsun. Ama sen de komiksin. Yani sana bakınca gülesin geliyor. Lakin arkadaşım Nagihan... arkadaşım her şey... Muş'un bağırlarından gelmiş. Herkese merhabalar. Bugün size anksiyeteden ve kaygı bozukluğundan, endişeden bahsetmek istiyorum, istiyoruz. Nagihan'la birazdan konuşacağız. Açıkçası şöyle, anksiyete nedir? Hani kaygı bozukluğu neden başlar? Belirtileri nelerdir ve bunu hani yenmek diyelim ya da bunu aşmak ya da içinden geçmek için neler yapılması gerekir? Zaten biliyorsunuz hani psikolojiye çok meraklıyım ve olabildiğince hani psikolojik rahatsızlıklar ya da herhangi psikolojiyle ilintili konuları ele almak isterim. Bu videoda da benim şahsen hani anksiyete sorunum ya da sıkıntım yok ya da kaygı bozukluğu hani böyle ciddi safhada. Lakin arkadaşım Nagihan bunları yaşadığı için ve atlattığı için ve kendisi bunu zaten deneyimlediği için benden çok çok daha bilgili ve deneyimli. O yüzden onunla hani böyle soru cevap olarak yapmak istedik diyeyim. Hazırsa ben hazırım. Hazırım. Ben bu arada bir kendi bildiğimi söyleyeyim. Sen doğru mu değil mi zaten gerekirse düzeltirsin. Benim bildiğim ve yani çevremde panik atak yaşayan birkaç arkadaşım var. Onlardan duyduğum böyle zaten bu kaygı bozukluğu hani endişeyle çok ilintili. Hı hı. Ve genelde hani şehir hayatında özellikle İstanbul'da zaten çok yoğun tempoda hem yaşıyoruz hem çalışıyoruz. Doğada olmaya zaman ayıramıyoruz ve alabileceğimizden çok fazla sorumluluk ve yük alıyoruz üzerimize. Ben bunlarla açıkçası ilintili olduğuna inanıyorum. Ve aynı zamanda bence beyinlerimiz hani her zaman olması gerekenden daha da fazla ve daha da yoğun çalışıyor. Bunlarla ilintili mi? Sen daha da ayrıntılı cevap verirsin ama benim düşüncem bu yönde. Şimdi ilk sorum. Anksiyete ve kaygı bozukluğu nasıl başladı? İlk olarak zannediyorum ki şeyde Temmuz ayındaydı ve çok böyle şurama oturan bir sıkıntı. Nefes alamama güçlüğü ve ilk başta kalp krizi falan zannediyorsunuz. Evet, yani çok böyle şuramıza bir şey oturuyor ve oha diyorsun, hani bu asla geçmeyecek. Bir olayla mı tetiklendi peki yoksa? Evet ya, bir şeyler yaşadım. Canımı sıkan bir şeyler yaşadım ama bu biraz da benim kişiliğimle alakalı bir şeymiş. Ben İkizler Burcu'yum. İkizler Burcu'nun çok sık yaşadığı bir rahatsızlıkmış aslında. Bunu da araştırdım, öğrendim. Hı hı. İkizler şey, kararsızlığından dolayı falan. Kararsızlık, işte bir şeylerin üzerine düşünmeme. Hani senin bir videonda da var. Aynen hatta. Aynen. Üzerine böyle şey, ne derler? Çok fazla onu yaşamadan böyle... Derinine inmemek. Evet, evet. Evet. İzlemişim. Bir parantez açabilir miyim? İkizler Burcu ile ilgili bu arada hani ikizler böyle çok şey... Merkür ya gezegeni. Başağını da biliyorsunuz Merkür ve ikizler zaten iletişim gezegeni. Dolayısıyla beyinleri çok hızlı çalışıyor. Hani onu izlemediyse izlesinler bence yukarıdan. Ama başağın da öyle. Lakin başak toprak elementi. Dolayısıyla sen, yani ikizler hava olduğu için biraz daha böyle şeyde fazla hızlı. Evet. O da belki bilmiyorum. Kesinlikle gibi yani derinine inmemekle alakalıdan kastım da şu. Derinine inmiyorsunuz. Bir problem yaşadığınız zaman bunu görmezden geliyorsunuz. Bir sıkıntı yaşadığınız zaman onu hemen geçiştiriyorsunuz. Bu biraz karakterle alakalı bir durum. Ve ben bunu yaşadığımda çok ciddi bir problem olduğunu ve bunun sadece benim başıma geldiğini düşündüm. Yani ne kadar süre aldı böyle düşünmen? Bir anda mı yoksa? Hani yani ben bir ay boyunca bunun tanısını koyamadım kendimce. İşte çevremdeki insanlara bahsedince işte kulaktan dolma bilgileriyle işte anksiyetedir falan dediler. Daha sonra araştırdım ve iyi bir doktor buldum kendimi. Psikoloğum var, psikiyatrım var. Bunlarla işte hep beraber bunu aşmaya çalışıyoruz şu anda. Ya bu bir rahatsızlık mı yani sence? Ya da bu bir hani hastalık mı? Ya da buna ne dersin yani? Bunu nasıl tanımlasın? Bence bu bir rahatsızlık. Yani bu bir duygu durumu değişimi. Bu bir kaygı bozukluğu. Bu bir endişe. Yani daha önce hiç hissetmediğiniz şeyler hissedebiliyorsunuz. Mesela ben
asansörden korkmaya başladım. Bir anda. O, evet, bir anda asansöre binemiyorum. Kapalı alan. İşte kafanda o kadar çok düşünce var ki. Şunu düşünüyorsun. İşte ben asansöre bindim. Asansörde kalırsam. İşte asansörde kalırsam burası çok küçük bir yer. İşte çok küçük bir yer olduğu için beni buradan kimse çıkaramayacak. Aslında olmayan şeyleri büyütmek evet, gibi. Evet, evet. Yani şunu düşünüyorsun. O anda şunu düşünemiyorsun, pardon. Yani mantıklı düşünemiyorsun. Evet abi, asansörde kal. Ne olacak? Yani ya da işte metroya binemiyordum. İşte metro çok yerin altında. Fobi yani. Hep. Kesinlikle. Kendi kendine yeni fobiler türetiyorsun. Hani bu zaten İstanbul'da çok mümkün olmayan fobiler bunu. Asansöre binmemek, bu kadar büyük binaların olduğu bir şehirde. Aynen. Ya da metroya binmemek. Hani bunlar imkansız yani İstanbul'da yaşıyorsan eğer. Bunları yapıyor olman lazım. Bunları yapmak için de ciddi anlamda kendine mücadele ediyorsun ve üstüne gitmek zorundasın. Yani esas sorun, doğru mu tabii, olmayan şeyleri olacakmış gibi tabii varsayıp onları gözünde büyütmek değil mi? Evet, evet. Kaygıya ve endişeye sebep olan şey bu. Kesinlikle. Bir de yaşadığın şeylerin üst üste gelmesi. Kesinlikle. Ve derinlemesine de inememem. Evet, yani senin dediğim gibi benim karakterimden dolayı ben bu bir şeylerin derinine inmeyi hep pas geçtim. Ve psikoloğumla da konuştuğumuz zaman Nagihan artık senin bir şeylerin derinine inmen lazım. Hani bir şeylerin üstüne odaklanman lazım. Her şeyi geçiştiremezsin. Yüzeysel mi yaşadın bunca zaman? Bu yaşıma kadar yüzeysel böyle. Hiçbir şey düşünmeden falan. Kötü bir şey mi var? Kötü bir şey mi var? Kaç falan sürekli böyle. Böyle bir hayat yaşadığım için devamlı. Bir problemin varsa, bir üzüntün varsa, gülmen gereken bir şey varsa, ağlaman gereken bir şey varsa o duyguyu o anda yaşaman gerekiyor. Evet, aynen. Yani o anda ne hissediyorsan, onun dışa vurumu her neyse onu yaşaman gerekiyor diyor. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var, bu ikizlerle alakalı, Nagihan'la alakalı mı o da şimdi cevap versin ama bence alakalı olabilir. Şöyle bir şey, mesela ikizler özellikle yay da tersi olduğu için onda da var ama en fazla ikizler böyle arkadaş çevresinde hep mutlu etmeye odaklıdır. Hani hep kesinlikle eğlence olsun, hep böyle eğlenelim, gülelim, aman işte kötü bir şey mi var, boş ver onu ya falan böyle. Çok fazla şey, insanlar hani people pleaser derler ya böyle. İnsanları memnun eden bir tip yani, evet, genel. Evet. Bunlardan dolayı da bence şöyle de bir noktası var diye düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi de belki sende o da var. Diğer yanınız, diğer tarafınız, çünkü iki tarafı var ya özellikle ikizlerin. Hani çok sorumluluk alan, çok böyle belki iş odaklı. Kesinlikle. Ve diğer tarafı da çok güldük ya, biraz hani iş yapalım mantığı olan belki insanlar. İki arada da kalabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. O noktada da böyle işte olmayacak şeyleri büyütmek ya da yazmak belki daha muhtemel olabiliyor, bilmiyorum. Onunla da alakalı olabilir mi acaba? Kesinlikle, yani çok doğru söylüyorsun. Alabileceğinden fazla yük, özellikle benim gibi kılgan bir tip. İşte ikizlerden yine bahsediyoruz sürekli, ikizler ikizler ama. Burca bağlayalım biz zaten. Kesinlikle yani ikizlerle çok ilintili olduğu için bunu söylüyorum. Bir şeylerden çabuk sıkılma durumu bunu tetikliyor bence. Yani çok sıkıldım işte, hemen bir an önce bu olsun bitsin, şu da olsun bitsin, bu da olsun bitsin, o işe de bakayım, hallederim, üstesinden gelirim. Hayır, gelemezsin yani. Her şeye yetemezsin. Aynen. Ya da arkadaş çevrende de öyle. Herkesi mutlu edemezsin yani. Ama şöyle bir şey var, benim bu son zamanlarda gördüğüm bir şey aslında, bununla ilgili böyle bir videoda paylaşmak istediğim bir şey ama 96 ve üstü jenerasyonda bu can sıkıntısı çok böyle şey oldu. Hani bizim zamanımızda bu kadar yoktu da böyle çabuk sıkılıyor. Hani yetten hani böyle bir şeyden hevesini alıp sıkılmak. Evet. Aslında o hani hayatın özünde eskiden olan bir şey değildi. Hani daha çok böyle ne bileyim, bir ağaca bakarak bile hani biz 2 saatimizi çocukken geçirebiliyorduk ama artık şimdi sıradaki ne? Sıradaki evet, ne? Bence belki onunla da alakalı bir zaten bilmiyorum yani, şey olabilir mi? Zaten şey diyorlar yani, bu çağın hastalığı diyorlar anksiyete için. Sen bir de şey dedin, her 10 kişinin 8'i. Evet, böyle bir şey de var. Neydi? Her 10 kişiden 8'inde bu var deniyor. Ve işte bunu yaşamadıysanız yaşama olanağınız da var. Yani, dünyanın her yerinde. Tabii ki. Herkeste var. Çünkü bu çağ hastalığı yani hatta benim psikoloğum grip gibi tanımlamıştı yani. Bu yani benim danışanlarımdan işte 1000 tane danışanım varsa bunun 800'ü anksiyeteyle alakalı falan demişti. Öyle dedi. Tabii. Panik yani, atak da bunun bir tık üstü galiba. Evet, değil mi? Evet. Ya panik atakla ilgili çok bir şey yaşamadım. Yani öyle bir durumum yok. Ama anksiyetenin devamı, anksiyetenin bir tık üstü panik atak olduğunu biliyorum. Peki bunu yenmek için ya da bunun içinden geçmek için sen neler yaptın ya da
yaşayanlar varsa ne yapılması gerekiyor dersin, senin önerilerin ne? Yani öncelikle bu sadece sizin yaşadığınız bir şey değil. Yani bu his kesinlikle ilk oturan, buraya oturan ilk his şu. Bunu bir tek ben yaşıyorum. Hayır, bir tek sen yaşamıyorsun. Bunu yaşayan milyonlarca insan var. Birincisi bunu kabul et. İkincisi kesinlikle doktora git. Yani, doktor dedim, psikolog. Psikolog. Ben psikiyatra gittim. Ve ben psikiyatra gidip ilaç almayı doğru bulanlardanım. Ben de doğru bulmayanlardanım. Ama sen hafif alıyorsun değil mi? Sen hafif alıyorsun. Evet, çok hafif. 5 miligram alıyorum şu anda. Bir de onu hani bir süre mi alacağım? Tabii, yani şöyle bir sene kadar öneriyorlar. Bir sene. Evet, benim 6. ayım falan oldu. Gayet iyi hissediyorum. Ben şey diyeceğim. Ya bu arada ben tabii ki de bazı durumlarda gerekiyor ama... Bence sadece şahsi fikrim, hani birçok hastalığın sebebi psikolojik ya da psikolojik başlıyor bir yerde. Yani kendini belli ediyor. O noktada ben ilaç alınmasının çok taraftar değilim. Ama tabii ki de çok özel durumlarda ya da geçmiyorsa ilaç alınsın. Ama ilaçların genel olarak ben duyguları bastırdığına inanıyorum. O yüzden. Yani ama sana ben iyi de, geldi diyorsun. Yani ben de sinir uçlarının tedavi ettiğini düşünüyorum ilaçların. Sen bir yıl boyunca bunu kullanıyorsun ve yararını zaten gördün. Değil mi? Evet, gördüm. Yani bir yıl boyunca kullanacağım. Şu an 6. ayındayım falan. Ve ama etkisi oldu diyorsun. Kesinlikle oldu. Yani ben kullandım, faydasını gördüm. Ama nefes terapisi ve psikoloğa gittim. Yani ikisini aynı kişi yaptı. Çok da iyi bir psikologtur kendisi. Nefes terapisiyle ilgili bu arada yine ben söyleyeyim. Tabii ki de senin yaşadığın şey farklı ama... Yani bununla ilgili bilmiyorum. Belki ileride bir video çekerim. Çünkü nefes terapisine katıldım. Hatta şu anda işinde bayağı bilinen biri tarafından, isim vermeyeyim. Bende çok travmatik olmuştu. Ben hiç önermiyorum ama o kişiden iki kere almıştım yıllar önce. Hı hı. Ama buna tabii ki de hani konu o değil de nefes terapisine ama gidecek olanlarınız varsa ya da düşünenler çok dikkatli olmalarını öneririm. Hı. Çünkü bilmeden etmeden gerçekten dalacağınız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani ben nefes terapisiyle birlikte... Ama psikoloğun zaten senin yaptığı. Kesinlikle psikolog eşliğinde, yani bunu yapan çok, gerçekten bunun bile merdiven altı var. Ay var, inanılmaz. Kesinlikle bunun bile merdiven altı var. Yani bu ticari psikolog oldu. Eşliğinde gerçekten eğitimini almış, bunun bilgisini almış biri tarafından yaptım. Yaptırdı daha doğrusu bana. Ve çok faydasını gördüm ben nefes terapisinin. Gerçekten şimdi de evde kendim yapıyorum. Her sabah. Tabii her ne sabah güzel. Yapıyorum. Akşam uyumadan bir nefes terapisi, yani nefes egzersizi var. Ve bu uyku meditasyonu deniyor aslında bir yandan da. Ha, evet, onu söyleyeceğim. Genelde böyle kaygı bozukluğu, panik ataktakilere de çok öneriliyor da. Evet. Anksiyete, kaygı bozukluğuna zaten yoga çok iyi geliyor. Bence yin yoga, hani meditasyon. Evet, yani seni daha böyle rahatlatan. Kesinlikle. Yani inandığınız bir şey varsa, bu işte din olabilir. Bu işte... Sizi rahatlatacağını düşündüğünüz her neyse, yani benim çok tanıdığım var işte şey yaparak, dua ederek, çok tanıdığım var işte meditasyon yaparak, yoga yaparak ya da spor yaparak. Size o anda neyin iyi geleceğini asla bilmiyorsunuz. Ben çünkü spordan nefret eden bir insanım. Gerçekten hiç sevmezdim. Yaptın mı peki? Evet, o dönemde spora başladım. Nasıl doktorun spor? Tavsiyesiyle. Şey mi hani, ağırlık kardiyo. Kaldırma? Yok, kardiyo yapıyorum. Tamam. Aynı zamanda işte yoga da yapıyorum. Ve ikisi de bana, yani yogayı zaten çok seviyordum ama spor yapmak, kardiyo yapmak bana inanılmaz iyi geldi. Yani süper. Benim gerçekten anksiyetemin önüne geçmemi sağlayan birincisi spor, ikincisi bence ilaçlar, üçüncüsü de nefes terapisi, yani psikolog eşliğinde bunu çözmek. Yani bu kendiliğinden geçen bir hastalık değil bence. Yani bunu kesinlikle bir destek almak gerekiyor. Mutlaka vardır çevremizde, sizin de hani senin de vardır bunu yaşayan insanlar. Kendi kendine geçecek bir rahatsızlık değil yani. Zaten kendi kendine de oluşan bir şey değil bence. Kesinlikle. Yılların birikimiyle oluşan bir şey. O yüzden de ama tabii ki de hani senin yaşadığınla herkesin yaşadığı farklı. Evet. Tabii ki yani ama... en azından psikolojik bir rahatsızlık olduğunu bilmek ve bunun geçeceğini bilmek ve seni de teşekkür ediyoruz efendim. Paylaşımların. Umuyorum ki böyle bir şeyi yaşamıyorsunuzdur ama yaşayanlarınız varsa da biraz olsun destek olabilmiştir Nagihan'ın paylaşımları. Özel spesifik sorularınız varsa
yorumlarda paylaşabilirsiniz, sorabilirsiniz ve yani bu tarz konuları ben açıkçası yaşamadığım bir şeyse senin gibi böyle yaşayan birileriyle ele alma taraftarıyım. Evet, sen de demek ister misin? Evet, bu videoyu. Videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız, o çin çin de açmayı unutmazsanız seviniriz. Değil mi? Seviniriz. Evet, takipte kalın. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada böyle oturmak bana hiç yaramıyor. Şu da şöyle şişko gösterdim, onu da yorumlarda benimle paylaşabilirseniz sevinirim. Gerçek değil asla. Seninki de zaten değil. Bu şekilde efendim haftaya bambaşka videoda görüşmek üzere. Sevgi, neşe, coşku, anksiyeteler olmadan sağlıklı kalın. Görüşürüz. Gerçekten böyle çekmek istediğimden emin misin? Nagel. Anksiyeteyle ilgili konuşuyor. Nagel deli. Sonra ben bakıyorum. Nagel. Çok mu yakın olduk?